Yo, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Bir Teker kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün kış kampına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Daha önce yaz kampları yapmıştık ama ilk defa kış kampı yapıyoruz. Şu anda hava sıcaklığı 7 derece. Gece ise 0 dereceyi bulacak. Orası birazcık da yüksek bir yerde. Belki sıfırın da altına düşebilir. Sizleri de maceramıza ortak etmek istiyoruz. Safranbolu'ya ait Saftosk isminde bir tane grup var arkadaşlar. Hem yürüyüş, doğa, kamp grubu. Onlarla beraber gidiyoruz. Yoksa hani bu uçsuz bucaksız yabani ormanlarda tek başımıza kamp yapmamız çok fazla mümkün değil şu tecrübeyle diyeyim en azından. 18 tane tünel geçeceğiz. Ondan sonra Yenice ilçesine ulaşacağız. Yenice ilçesinden sonra da bir 6-7 tane daha el yapımı olan en az işte böyle bir 40-50 yıllık tünellerden geçeceğiz arkadaşlar. Sonrasında da Fındıklı isminde bir yere ulaşacağız. Orada kampımızı atacağız. Arkadaşlar şimdi Yenice'ye girmeden önce konvoyumuzla buluştuk. Yaklaşık 10 araba falan var. Şimdi beraber baltalar elimizde, uzun ip elimizde ormana doğru gidiyoruz. Önceden gitmiş olanlar var, bir de sonradan gelecek olanlarla beraber herhalde bir 20 araba kadar falan oluruz. Sonrasında dans. El yapımı tünellerden birinin içinden geçiyoruz. 18 tane tünel geçtik, modern tünel. Böyle de 5-6 tane modern olmayan tünelden geçeceğiz arkadaşlar. Çok değişik bir duygu. Güzel yani, enteresan. Hadi arka durma. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Ya açıkçası çamura batmaktan korkmuyorum. Çünkü ekipte bir sürü jip var yani. Bir tanesinden bir tanesi bizi çeker. O yüzden devam, yardır. Çok zevkli gerçekten ya. Vallahi. İnsanın canı böyle bir 4x4'üm olsun, çatır çutur gireyim istiyor da. Vallahi bizim arabalar da giriyor yani. Öndeki de mesela Maria var. Maria da gayet güzel gidiyor maşallah diyelim de. Bizimki de gayet güzel gidiyor. Hoş. Güzel. Ya mesela dursak kalkamayız büyük ihtimalle. Hızımızla giriyoruz yavaş yavaş ikinci viteste. Geçiyoruz. Şimdi bir yerde durduk arkadaşlar. Şöyle sıralandık. Şöyle bir girişte poz veriyorlar. Çok güzel yollardan geldik vallahi. Arabayla resmen offroad yaptık. Korkmadan. Çok güzel oldu vallahi. Çok zevkli oldu. Evet, mekana geldik efendim. Çok güzel bir yere benziyor. Çok heyecanlıyım. Burada da terk edilmiş ev gibi bir şey var. Daha öncesinde işletmeymiş herhalde. Oo, kaya gidiyor. Kaya gidiyor. Biz nasıl gideceğiz? Biz buradan inersek çıkabilir miyiz bilmiyorum ama bismillahirrahmanirrahim. Saldım aşağı. Grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Arkadaşlar çadırımızı kurduk. Mükemmel bir manzara. Yani ben böyle yerlerin varlığından böyle yeni haberim oluyor. Şuraya baksanıza, bura nasıl bir yer şimdi böyle? Aşağısında su falan da yok. İlginç. Değişik yerler ya. Gerçekten mükemmel. Hocam görüşlerinizi alalım mı? Evet. Saftosk Başkanı olarak Mehmet Kılıç. Kamptayız. Neredeyiz? Yenice Fındıkaltı yaylasındayız.
Şimdi kamp ateşi için kurumuş odunlardan topluyoruz. Elik izi gördük, kurt izi gördük. Tamamen yaban hayatının içindeyiz. Çok güzel, hava da çok güzel. Şubat ayında olmamıza rağmen mükemmel bir kamp bizi bekliyor inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şu değil mi? Kurt izi. Kurt izi. Burada bir sürü iz var. Diğerleri ne hocam, bu küçük olanlar? Onlar işte elik izi. Ha, elik. Domuz olabilir. Domuz da geçmiş olabilir burada. Koşuyormuş herhalde değil mi? Bir şurada, bir de taş orada. Yani bak, dikkat et, izle. Veya basık, yani kilolu bu. Tabii. Evet. Yani hayvan, büyük hayvan. İz hareketinden de anlaşılıyor. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz doğal şelalemizi. Neredeyiz? Yenice Fındıkaltı yaylasındayız. Tamamen doğal bir ortam, muhteşem bir doğa var. Kamp yapıyoruz. Evet, Safranbolu Dağı ve doğa olarak, bir teker olarak hep birlikte kamp yapıyoruz. Ailecek geldik, yaklaşık 30 kişiyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bu muhteşem doğayı görmenizi tavsiye ederim şiddetle. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Odunları bayağı topladık, getirdik, yığdık, imece ustacı. Şimdi herkes kendi kişisel alanına çekildi. Ben de burada bir çukur kazıyorum, tüp içine koyacağım. Çünkü tüp rüzgardan sönüyor. Bir tane rüzgar kesicim var. Onu da böyle çevresine getirdik mi? Tamam. Kireyi de yeni aldık ya, illa kullanacağız. Evet, bu kadar basit. Çayımızı demledik, karnımızı doyurduk. Şu an böyle bir artık dinlenme işine girdik. Şimdi arkadaşlar, kendi bireysel ateşimizi yakmak için biraz böyle kuru odun toplayacağız. Sonra işte akşam onunla ısınacağız. Ne bileyim işte közümüzü yapacağız, çayımızı yapacağız. O şekilde odun toplamamız lazım biraz. Baltamız ve testeremiz hazır. Hadi. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard. Baba ormancı mıydı? Ormancı. Bak siz uğraştınız desteğini yapamadınız. Yani adam bak bir kat budal TL yaptı işte. Ayırdı bak, gördün mü? Yani. Evet, şimdi odunlarımızı topladık. Şöyle mangalımızı da hazırladık. Bu sefer ilk defa pürmüzle yakacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Vallahi her işin bir kolaylığı var. Herhalde bunun da kolaylıklarından biri bu. Pürmüz. Bakalım becerebilecek miyiz? Bir daha böyle yağmurlu bir yere geldiğim zaman mutlaka kuru odun getireceğim arkadaşlar. Çünkü yaş odunun yanması gerçekten çok zor oluyor. Pürmüz olmasına rağmen zorlandım yani. Evet, ortam çok güzel arkadaşlar. Hava yavaş yavaş soğuyor. Ateşimizi falan yaktık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Evet, çek bunu. Bizim tavuk kaybolmuş. Bacaklara gitmiş bizim tavuk. Yok, derisi yanmış. Azıcık bozlar şu an kadar. Derisi. Derisi yanmış ya. Evet, şu anda gece yürüyüş yapıyoruz. Vallahi biz kime güveniyoruz bilmiyorum ama ben Celal abiye bayağı güveniyorum. Arkada da başkan var. Herkes için güzel bir tecrübe oluyor aslında. Yani ormanda bulunmamış kişiler var mesela. İlk kez ormanda kamp atıyor. İlk kez gece yürüyüşü yapıyor. Şu an arkayı da gösterebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi
hiçbir şeyi kullanmadan. Bu ışığı da yakmamın amacı işte hemen solumuzdan akan dere yatağı var. Belki yaban hayvanları su içmek için indiyse en azından onları görebilir miyiz diye yaptım. Gündüzden de gördüğünüz gibi yaban hayatının ayak izlerini rastladık. Kurt, çakal, tilki, tavşan, geyik çok güzeldi. Yani tamamen doğal bir ortamda kamp atıyoruz. Biz doğanın sahibi değiliz. Biz sadece doğaya misafir olarak geliyoruz. Kısa bir süreliğine. Hiçbir şey koparmıyoruz, hiçbir şey toplamıyoruz. Tamamen doğal ortamı etkilememek için. Amacımız zaten topluma doğa bilinci oluşturmak. Hemen hemen kamplarımıza 30-35 kişiyle başladık. 80-85 kişiye kadar yazın mesela. 85 kişiyle birlikte doğada kamp attık. Gece konaklamalı çadırda. Kendiliğinden düşmüş, yıkılmış ağaçlardan toplayarak kamp ateşi oluşturuyoruz. Belki de hayatında ilk kez gece çadırda kalacak kişiler var. Mevsim Şubat. Yani soğuk var ama ortam çok sıcak. Herkes de çok memnun gördüğünüz kadar. Herhalde yavaş yavaş da yürüyüşümüzün sonuna doğru evet. Yaklaşıyoruz. Şu an kamp ateşini ileride görmeye başladık. Evet, şu anda çakal seslerini duyuyorsunuz. Dur. Bir dakika gitme, dur. Bir dakika gitme, dur. Atakan. Tüh ya. Sesler gitti ya. Tüh. Tüh. Gelmez ya. Ne için yapıyorlar? Köstepe diye biliyor. Doğaları mı onlara? Niye avun halkıyor? Değişikliğinden bilgisi yok. Değişikliği şeyde. Hop! Hadi! Hadi hop! Oluyor, hadi oluyor. Kapakla kapakla hadi az kal hadi hadi hop hadi hop hadi, hadi. Abi biz bandı mıyız ya? Lan tövbe lan. Haydi bak. Hadi. Hadi tamam. Çalsın. Geri geliyor. Geri geliyor. Tamam. Ha, şimdi oldu. Ayaklarınızı çekin abi. Ya siz biraz bak. Bak. Göçer biraz sonra. Bırak. Biraz ittirin bu tarafa doğru bakayım. Alsın. Tamam baktırın Yılmaz abi. Abi emekli olmaz ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir kamp sabahına uyanmış durumdayız. Her yere kırağı yağmış. Bayağı bir soğuk gerçekten şu anda. Ben yerimi yadırgıyorum arkadaşlar. O yüzden yabancı çoğu yerde uyuyamıyorum zaten. Her zamanki olduğu gibi bu sefer de gece az uyudum. Ama yine de güzel şu an dinç uyandım. Kafam yerinde ama çok soğuk. Ateşimiz hala sönmemiş. Çok büyük odunlar vardı. Hemen üstünde birkaç çalı çırpıyla tekrardan alevlendirdiler. Şu anda ateşin başına geçeceğim ben de. Gayet güzel bir geceydi. İnsan sürekli sınırlarını öğreniyor arkadaşlar. Ben de bugün bir sınırımı daha öğrendim. Yani resmen soğukla imtihan. Soğukta nasıl davranılır? Bunların hepsi tecrübe. Bir dahakine daha tecrübeli olacağız. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. İkinci günün öğlen vakti. Yürüyüşe çıktık. Grup biraz önden gidiyor. Ben arkadan gelip biraz sizlerle konuşmak istedim. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık çok güzel bir şekilde. Yan çadırımızda Celil abiler var. Onlarla da bu kamp sırasında tanıştık. Onlar bize misafirliğe geldi. Oturduk, kahve içtik. Gerçekten çok güzeldi. Bu kamp olayını gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Hele böyle samimi insanlarla beraber çok daha güzel oluyor. Üstelik normal zamanlarda böyle gelemeyeceğimiz, gezemeyeceğimiz yerlerde gezme şansı elde edebiliyoruz. Şu anda yine yaban hayatı geliştirme sahaları devam ediyor ve burada özgürce dolaşabiliyoruz. Yanımızdaki tecrübeli insanlara güvenerek tabii ki. Herhalde bir saat civarı yürüyeceğiz. Ondan sonra geri döndükten sonra da işte voleyboldur, başka şeylerdir, oyunlardır yapıp ondan sonra yavaş yavaş akşama doğru dönme hazırlıklarına başlayacağız. Öyle devam edelim. Sabah kahvaltımızı çok güzel yaptık. Arkada katılımcılarla birlikte semaverde çaylarımızı içtik, muhabbetimizi yaptık. Ondan sonra da dağ evi dedikleri bir
yer var arkadaşlar, orman işletmesinin. O istikamete doğru doğa yürüyüşüne başladık. Hepinizi bekleriz. Şu arkadaşları da alın şöyle topluca. Evet arkadaşlar, kampımızın sonuna geldik. Zaten kampla alakalı bütün yorumlarımı, bütün hissettiklerimi video esnasında gördünüz, duydunuz, dinlediniz. Ondan dolayı lafı çok fazla uzatmayacağım. Çok çok güzel bir turdu, harika bir turdu. Şimdi ise yine bir konvoy şeklinde resmen off-road yapa yapa gidiyoruz. Buralarda bir şey yok da böyle çamurlu yerlerden geçmek gerçekten çok keyifli. Öyle. İnşallah bu grubun sonraki kamplarına da katılacağım arkadaşlar. Çok fazla tecrübe edindik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bisiklet videolar çekiyoruz ama arada sırada da böyle videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.